Haberlisin'le mikrofon sende de bugün. Sakarya vatandaşlara sizce şimdiki çocuklar çocukluklarını yaşayabiliyor mu diye sorduk. Dünyanın genelinde ve Türk halkında da baktığımızda ben şöyle bir şey görüyorum. Günümüzde çocuklar dışarı çıkmaktan çok hani kendi dünyalarını teknoloji etrafında kurmuş durumdalar. Çocuğa göre, ailesine göre değişebilir bence. Sizin çocuklarınız neler yapıyorlar? Parka gidiyorlar, eğlence merkezlerine gidiyorlar. Bizim kendi aile evimiz var, bahçemizde oynuyorlar. Tabii ki yaşıyor yani. Yaşamıyor mu baksanıza bir. Önceden böyle park mı vardı? Önceki çok güzel yaşıyorlar. Öncekiler mi ne yapıyorlardı? Evlerinde oturuyorlardı. Tozla toprakla oynuyorduk. Bence çocukların şeylerini yaşamak istiyorlar ama aileler bu konuda biraz daha bir şeyler yapması gerek. Yani biz spor yapıyoruz. Sürekli aktivite bir şeyler yapıyoruz çocuklara. Karate yapıyoruz. Fakat bazı aileler, bazı veliler spor bir yatırım olarak düşünmüyorlar. Yani çocuklarına yatırım olarak düşünmüyorlar. Ne düşünüyorlar? Yani bazen gereksiz diye düşünüyorlar. O da sıkıntı. Mesela Çark Caddesi nerede? Bunu bilmeyen çocuklar var. Hani bu bence yani çocukluklarını yaşamadığını gösterir. Şimdiki çocuklar çocukluğunu yaşıyor mu? Bizim çocukluğumuzda tabii çok farklı onların yaşadığı çocukluk. İşte biz köyde büyüdük. İşte oyuncaklar farklıydı. Şimdi mesela çoğu çocuk bilgisayar, laptop hastası olmuş. Tablet hastası olmuş. Dışarı çıkmıyorlar. Arkadaşları çok az. Yani farklı diye düşünüyorum. Bence yaşayabiliyor. Geçmişe göre daha şanslılar. Yani birçok imkanları var. Bence geçmiş döneme göre daha şanslılar. Biz yani çocukken rahatça sokağa çıkabiliyorduk. Bizi ya da kaçırırlar, götürürler gibi bir derdimiz yoktu. Ya da annemiz, babamızı yani bizi kapının önünden kaybolsak bile arama gereği bile duymazlardı. Ama şimdi biz çocuklarımızı bahçeden kaybolsalar yani anında aramaya başlıyoruz yani. Böyle bir sıkıntı var maalesef. İki, başla. Çocuklarımızı yaşayacak.